Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Haftanın Pokemonu köşesinde 76. haftaya geldik. Sizlerle birlikte tam 76 haftadır haftanın Pokemonu sunuyoruz. Sesim biraz kötü gelebilir. E, hastalık dönemini yeni atlatıyorum. Bu nedenle şu an sesim çok kötü çıkabilir hatta. Bu nedenle kusura bakmayın. Haftanın Pokemonu videosunu çok geciktirmek istemedim. Bu nedenle Normalde video çekmemem gerekirken video çekiyorum. Pokemon Master haftanın Pokemon'u köşesinin 76. haftasında da tabi ki sizlerin oylarıyla bir Pokemon haftanın Pokemon'u seçildi. Bu Pokemon'u öğrenmeden önce tabi ki ne yapıyoruz? Gelecek haftanın oylamasını sizlere sunmak istiyorum. Bakalım gelecek hafta hangi Pokemon'lar sizin oylamanıza sunuluyor? İşte adaylar. İlk olarak 7. nesilden böcek su türündeki Araquanid, İkinci olarak dördüncü nesilden çimen türündeki Cherrim. Üçüncü olarak da ikinci nesilden normal türdeki dans aday oluyor. Bu üç Pokemon içerisinde desteklediğiniz adayı sağ üst köşede anket kısmında oyunuzu kullanarak haftanın Pokemon olarak seçebilirsiniz. Bakalım 76. haftada kim haftanın Pokemon olmuş buna değinelim. Yine sizlerden gelen oylar sonucunda elektrik Pokemon'lar arasında bir tercih yapmanızı istemiştim ve siz de tabi ki oyunuzu kullandınız. Pokemon Master haftanın Pokemon'u köşesinin 76. haftasında kazanan almış olduğu 58 oyla Tapu Koko oluyor. 7. nesil efsane Pokemon'larından Tapu Koko almış olduğu oyla haftanın Pokemon'u seçildi. Beklenen bir sonuç muydu? Evet beklenen bir sonuçtu. Hatta bir müddet ilk oylamalar yapıldığında ben açık ara yüzde 70 yüzde 80 alacağını düşünmüştüm. Fakat sonradan oyu biraz düşmüş Tapu Koko'nun. Yine de kazanacağını düşünüyordum. Tapu Koko'dan bahsetmeden önce kaybeden adaylara hemen şöyle kısaca göz atalım. Gerçekten iki önemli Pokemon harcanmış oldu burada. Al olan Raichu %21 oy aldı. Manektrik yüzde %19 oy aldı ve kaybettiler. İkisi de gerçekten güzel Pokemon'lardı ama maalesef kaybetmiş oldular. Kazanana tekrar döndüğümüzde Tapu Koko 7. nesilde en çok öne çıkan Pokemon'lardan biri bence. Ada Koruyucular içerisinde de ilk olarak tanıtılan Pokemon'du. Kendisinin herhangi bir evrimi yok tabi ki. Çünkü efsane Pokemon aslında 7. nesilde efsane Pokemon'ların evrim geçirme muhabbetini de çıkardılar ama Tapu ismiyle anılan 4 tane ada koruyucusu Pokemon'un evrimsiz olduğunu söyleyebiliriz. Tapu Koko'nun görünüşünden de hemen kısaca burada bahsedersek bence tasarım olarak gerçekten çok başarılı pokemonlardan biri korucu pokemonlar totem şeklinde yapılan pokemonlardı. İşte hepsinin bir totemi var. Hepsinin böyle totemi andıran bir görünüşü var. Burada da Tapu Koko kapandığı zaman şu anda ekranda da görüyorsunuz kollarını kapattığı zaman bir kuş kafasına dönüşüyor. Bu şekilde tasarlanmış. Bence dediğim gibi çok başarılı bir tasarım olmuş normal görünüşüyle de zaten başarılı elektrik Pokemon olduğunu da zaten gösteriyor. Tür dediğim gibi az önce de söylediğim gibi elektrik ama yanında bir de peri türünü alıyor. Elektrik peri türü olarak da deden neden sonraki yapılan ikinci Pokemon oldu. Elektrik peri türündeki ada koruyucusu Pokemon'u Tapu Koko'nun kaybettiği türlere baktığımızda zehir ve yer türüne karşı çarpı iki hasar aldığını görüyoruz sadece. Gerçekten elektrik peri türü çok avantajlı türlerden biri. Sadece iki türden çarpı iki hasar alması bence çok çok başarılı. Güçlü türlerden biri yapıyor kendisini. Tapu Koko'nun stat değerlerine baktığımızda ise zaten efsane Pokemon olduğu için stat değerlerinin yüksek olmasını bekleyebiliriz. Tapu Koko çok hızlı bir Pokemon. 130 hız değerine sahip. Zaten görünüş olarak da bunu yansıtıyor. Diğer stat değerlerine şöyle baktığımızda Atak değerinin 115, special atak değerinin 95 olduğunu görüyoruz. Defans değerleri de 85 75 şeklinde orta derdi diyebiliriz. HP'si de 70. HP'si biraz düşük. Burada önemli olan noktalardan biri atak değeri ile special atak değeri. Normalde atak değeri çok yüksek Tapu Koko'nun ama genellikle special atak saldırılarıyla öne çıkan bir Pokemon. O şekilde kullanılıyor. Bu biraz ters olmuş. Zaten saldırı havuzuna da baktığımız zaman yani genellikle special saldırıların daha fazla ve iyi olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki siz atakçı olarak da kullanabilirsiniz Tapu Koko'yu. Bunu zaten ileride sizlere anlatacağım. Tapu Koko'nun yeteneklerine baktığımızda bir tane normal yeteneği bir tane de hidden ability gizli yeteneği var. Normal yeteneği olan elektrik search Elektrik saldırılarının etkisini %50 arttırıyor. Böyle etrafa bir elektrik saçıyor 5 tur boyunca. Elektrik saldırılarının şiddeti %50 artarken aynı zamanda uyuyan Pokemon varsa uyanıyor. Herhangi bir Pokemon'un da uyuması engellenmiş oluyor. Gerçekten güzel yeteneklerden biri bu şekilde kullanılıyor zaten. Hidden ability'miz telepati. Telepati çok da kullanmıyoruz. Genellikle çiftli ve üçlü savaşlarda işe yarıyor telepati. Takım arkadaşımız bizi de etkileyen bir saldırı yaptığında bundan etkilenmemeyi sağlayan bir ability. Ama biz yeteneğin normal yeteneğini Tapu Koko'nun elektrik search olarak kullanıyoruz. Tapu Koko'nun oyunlardaki tanımlamalarına geçtiğimizde zaten 4 tane oyunda kendisini gösterdi 7. nesil Pokemon olduğu için. ilk olarak ortaya çıkmış olduğu Sun Moon oyunlarındaki tanımlarına baktığımızda Melemelen'in koruyucu cü tanrısı merakla dolup taşmaktadır. Gök gürültüsünü toplar ve yıldırımları bedeninde hapseder diyor. Heyecanlı böyle meraklı bir pokemon olduğundan da bahsediyor. Moon'da ise düşmanlarının kafasını karıştırmak için hızla uçtuğu, saçı sinirini belli eden bir tetikleyici olduğu ama ne kadar sinirlen de çabuk unuttuğunu söylüyor. Zaten hani o saçları böyle rakçı havası var. Çok güzel bir saç ibik ne derseniz onu artık. Bu da sinirli oluşunu belli ediyormuş. Herhalde ne kadar böyle dikleşirse ne o kadar sinirli oldu ortaya çıkıyormuş diyebiliriz. Ultrasan'da ise her ne kadar koruyucu tanrı olsa da bir insan ya da pokemon onu sinirlendirirse kötü niyetli bir tanrı haline dönüşebilir diyor. E yani normal olabilir tanrı pokemonlar genellikle böyle oluyor. Ultramunda ise melemelenin yıldırım kullanan tanrısı çok meraklıdır. Çoğu zaman insanlardan önce ortaya çıkar diyor. Yine aynı san oyunundaki tanımlamasına bir gönderme yaparak meraklı olduğunu ön plana çıkarıyor. Tapu Koko'nun oyun tanımları da bu şekilde. Tapu Koko'nun savaşlarda nasıl kullanıldığına geçmeden önce anime bilgilerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Tapu Koko 7. nesille birlikte animede çok fazla görünen Pokemon'lardan biri aslında. Yani bir efsane Pokemon'a göre yaklaşık 10 bölümde göründü kendisi şu ana kadar. İlk olarak 944. bölüm olan ki bu da 7. neslin ilk bölümüdür. Alola to New Adventure bölümünde görünüyor. Ama Tapu Koko'yu tam olarak yani bu bölümde sadece görünmüş oluyor ama bir sonraki bölümde Tapu Koko tam olarak rol alıyor. Güzel de bir savaş oluyor orada. 945. bölüm olan The Guardians Challenge bölümünde izlemenizi tavsiye ederim Tapu Koko'yu görmek için. Ama dediğim gibi 7. nesil bölümlerinde Tapu Koko'yu biz çok defa görmüş olduk. Savaşlarda Tapu Koko'nun nasıl kullanıldığına geçtiğimizde ise Elektrik peri türündeki Tapu Koko'nun kullanılışı gerçekten ilginç. Burada size az önce statlardan bahsederken söylemiştim. Atak değeri yüksek olmasına rağmen special yönde daha fazla kullanılıyor Tapu Koko. Ben de special atak yönünde kendisini kasıyorum. Timid ya da Modest dedim. Modest yani tabii ki hızlı bir Pokemon olduğu için special atağına yönelebilirsiniz. Ya da Timid kasarak hız yönünde daha hızlı bir Pokemon haline dönüştürebilirsiniz. EV dağılımı olarak 252 special atak, 252 hız ve 4 atak dedim. Bunun nedeni birazdan söyleyeceğim. Ability'miz Electric Search olacak tabii ki bu kullanılan bir ability. Item olarak Life Orb ya da Expert Belt dedim. Life Orb biliyorsunuz saldırıların etkisini %30 oranında arttırıyor ama enerjimizden bir miktar götürüyor. Expert Belt ise süper efektif dediğimiz çarpı 2 ya da çarpı 4 vuran saldırıların etkisini artırıyor. Saldırılara hemen şöyle kısaca baktığımızda ilk olarak tabii ki Thunderbolt yani kullanışlı ability ile birlikte gerçekten çok etkili bir saldırı olacaktır Thunderbolt. Dazzling Gleam tabii ki peri türünde olduğumuz için yine step bir saldırı. Üçüncü olarak Wall Switch ya da U-Turn dedim. Wall Switch elektrik türünde special bir kaçış saldırısı iken U-Turn fiziksel yönde böcek türünde bir kaçış saldırısı. Burada böcek türünde bir saldırı yapmak isterseniz mesela karşınıza bilmiyorum pisişik türde bir Pokemon çıktığında U-turn yaparak da kaçabilirsiniz. Bu yüzden atağına 4 vermiştim EV'de. Ama Wall Switch'de tabii ki tercih edebilirsiniz. Son olarak da Hidden Power Ice dedim. Yani yer türündeki rakiplerimize karşı etkili olabilir bize. Zaten yer tür genellikle earthquake yapmaya çalışırlar. Bunu engellemek için en azından Hidden Power Ice kullanabiliriz. Ya da bunu kullanmayı Roost kullanabiliriz. Life Form kullanırken biliyorsunuz enerjimiz bir miktar azalmaya başlıyor. Roost kullanarak onu tekrar kapatabiliriz diye düşünüyorum. Bu special yönde kasılan bir tapu koko. Ama dediğim gibi tapu kokonun aslında fiziksel ata daha fazla. 115 biliyorsunuz. E o şekilde kasılabilir mi? Tabii ki kasılabilir. Yine U-turn kullanabilirsiniz. Bunun dışında wild charge yapabiliyor. Wild charge'dan giden enerjimizi Roost'la yine tamamlayabiliriz. Ama zannedersem peri türünde atakçı bir saldırısı yok. Onun yerine Brave Bird kullanabilirsiniz. Ben böyle bir tapu kokoyu zannedersem geçen yaz Pokemon Master turnuvasında kullanmıştım. Wild Charge, Brave Bird, U-Turn ve Rules şeklinde kullanmıştım. Item olarak da yine Life Orb ya da Electrium Z'yi de verebilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani atakçı yönde de tabii ki Tapu Koko'yu kullanabiliyoruz. Savaşlarda bu şekilde kullanıyoruz Tapu Koko'yu arkadaşlar. Haftanın Pokemon'u seçilen 76. haftada %58 oyla haftanın Pokemon'u seçilen Tapu Koko'dan böylece sizlere bahsettim. Ama tabii ki burada bitirmiyoruz. Haftanın kartı köşesi var. Haftanın kartı köşesinde de yine Tapu Koko'nun bir kartını sizlere sunmak istiyorum. Tapu Koko 7. nesilde ortaya çıkan bir Pokemon ve kart olarak da sadece 7. nesil kartlarda yer alıyor. Ama şu ana kadar da iyi kartı yapıldı denebilir. Bunlardan birini seçiyorum tabii ki ben hemen. Guardians Rising setine ait olan Tapu Koko GX kartı bu hafta haftanın kartı oluyor. Zaten bu kartta seçilmeliydi diye düşünüyorum. Hemen kartı incelediğimizde GX kartlarının tasarım olarak yani biraz karmaşık ama görsel olarak başarılı olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir Tapu Koko görseli var şu anda da gördüğünüz üzere. Tabi görsele geçmeden önce hemen bakalım yukarılarda neler var. Basic kart olduğunu görüyoruz bu kartın. Aynı EX kartlar gibi basic kart. HP 170 fena değil elektrik türünde bir kart. Yani çok da şaşırmadık tabii ki. Görsele baktığımızda böyle yıldırımlarla süslü Tapu Koko'nun böyle her zamanki duruşunu andıran güzel bir görsel var. Dediğim gibi Tapu Koko zaten tasarım olarak çok iyi. Bence her türlü iyi duruyor yani. Kartın saldırılarını şöyle incelediğimizde iki tane saldırı bir tane ability görüyoruz. Aero Trail isminde bir ability'miz var. Bu ne işe yarıyormuş? Bu kartı Elimizdeyken bençe koyduğumuzda yani yedek kulübesine koyduğumuz zaman istediğimiz sayıda elektrik enerjisini bu karttan başka kartlara aktarabiliyoruz. Böyle bir hakkımız varmış. Ama bunu yaparsak da Aktif Pokemon'da bu kartı yer değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu kartı aktif duruma sokmamız gerekiyormuş. İlginç bir ability olmuş. Saldırıya baktığımızda Sky High Claws isminde 130'luk bir saldırı var. Herhangi bir ikincil etkisi, herhangi bir yan etkisi yok. Rakibe direkt 130 vuruyor. İki tane yıldırım bir tane herhangi bir enerji istiyor bu kart bu saldırı. GX saldırımız ise ki GX kartlarının önemi burada ortaya çıkıyor. Aynı Z saldırısı gibi bir defaya mahsus yapılan GX saldırıları var. Tapu Thunder GX ismindeki 50x şeklinde belirtilen saldırımız GX saldırımız. Bu ne işe yarıyormuş? Rakibin aktif pokemonunun enerji sayısı kadar 50 hasar veriyormuş arkadaşlar. Ve bir defa bu saldırıyı kullanabiliyoruz sadece. Zayıflık ve direnç konusunda gerçekten ilginç bir durum var. Evet şaşırmayın yani bu kartın zayıflığı ve direnci yok yani herhangi bir karttan çarpık hasar yemiyoruz. Herhangi bir karta karşı da direncimiz yok. İlginç bir durum gerçekten. Geri çekme bedelimiz de iki enerji olarak sıralanmış. Altta da GX kartın bir kuralı var. Bu kart savaşı kaybederse 2 tane prize kart kazanıyor rakip. Bu şekilde sizlere sunuyorum haftanın kartı olarak da Tapu Koko GX Guardians Rising setine ait olan tabi ki Rare Holo bir kart kendisi 47 numaraya sahip diyorum. Evet arkadaşlar haftanın Pokemon'u köşesinde Tapu Koko'yu sizlere sundum 76. haftada almış olduğu %58 oyla Tapu Koko haftanın Pokemon'u seçildi. Hemen gelecek haftanın oylamasını sizlere hatırlatarak videoma son veriyorum. Gelecek hafta 7. nesilden Arakuanit, 4. nesilden Cherrim ve 2. nesilden Danspars aday oluyor. Sağ üst köşede videonun sağ üst köşesinde anket kısmında oyunuzu kullanabilirsiniz diyorum. Pokemon Master Haftanın Pokemon'u köşesinin 76. haftasından da bu kadar. Gelecek hafta 77. bölümde görüşmek dileğiyle.